Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanım olarak görmüyorum. Başkaları görebilir ama ben görmüyorum. Ben Türkiye'deki seçimlerin adil, demokratik ve özgür ortamda yapıldığına inanmıyorum. Başkaları inanabilir. Ve ben seçimlerin masa başında ve daha önceden açıklanan, belirlenen sonuçların daha sonra minare çalındıktan sonra kılıfına uydurulduğunu ve bu şekliyle gayrimeşru bir sonuç elde edildiğini düşünüyorum. Başkaları ne düşünür bilemem. Dolayısıyla benim için mücadele devam edecektir. Bu mücadelede muhalefet suspus olabilir. Onlar iktidarın kuklası olduğu için sonuçları kabul etmek işlerine gelebilir. Ama gerçeği görüyorum. Gerçek şudur. Seçimden önce antidemokratik bir sistem uygulanmıştır. Bütün medya kapatılmıştır. Bütün sosyal medyaya hakim olunmuştur. Devletin bütün kaynakları kullanılmıştır. Ve bizler linçe tabi tutulmuşuz. Ve seçimin sonuçları da masa başında belirlenmiştir. Ve oylar da çalınmıştır. Ben seçimleri meşru görmüyorum. Erdoğan'ı meşru bir cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Dolayısıyla da tanımıyorum. Tanımıyorum kardeşim. Ne olursa olsun tanımıyorum. Eğer bu benim irademse ben onu Türkiye'de seçilmiş meşru bir cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanlar görebilir ama ben görmüyorum. Bu demokrasi değil. Demokrasi böyle olmaz. Demokrasi bu şekliyle uygulanamaz. Dolayısıyla da mücadelemiz baskı rejimine karşı devam edecektir. Ve ben o mücadelede liderlik yapacağım. O mücadelenin lideri ben olacağım. Çünkü ben bu işi görüyorum. Dışarıdaki olayları biliyorum. İşin nasıl çevrildiğini biliyorum ve o nedenle baskı altına alınıyorum. O nedenle öldürülmek isteniyorum. Ama ben bu işin başında ben olacağım bundan sonra. Çünkü altılı masa, bilmem ne masası hepsi yıkıldı, rezil rüsvay oldular. Bir biz kaldık ve biz de devam edeceğiz.